Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Mayıs 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, Güneş 20 Mayıs'a kadar Boğa burcunda ilerleyecek ve Boğa burcunda önemli gezegen geçişlerinin olduğu çok güçlü ve ilginç bir gökyüzü var Mayıs ayında. Sizin için de etkileri önemli olabilir. Venüs'ün Boğa burcunda hareketini görüyoruz. Dolayısıyla ilişkilerle ilgili alanlarda beklentileriniz de çok önemli bu ay. Mars, enerjimizi yöneten Mars ay boyunca Koç burcunda olacak. Günlük hayatınızda iş temponuz artabilir. Mars aynı zamanda sizin yönetici gezegeniniz. Yani hem mesleki konularda hem de yaşadığınız ortamlarda daha fazla efor sarf edebilirsiniz. Birçok işle ilgilenmeniz gerekebilir. Biraz yorulabilirsiniz. O nedenle genel sağlığınıza dikkat edin. Beslenmenizi, dinlenmenizi ihmal etmemeye çalışın. Merkür Retrosu artık tamamlandı. Koç burcunda ilerleyecek. 15'ine kadar Koç, ardından Boğa burcuna geçecek. Dolayısıyla iş konularında, mesleki konularda çok fazla görüşmeleriniz, konuşmalarınız, hani ertelediğiniz işler falan olabilir. Nisan ayında zaten bunları retro nedeniyle erteledik ya da bir şeyler çözümlenemedi. Şimdi bunları daha fazla gündeme alabilir, hızlı bir şekilde çözüm bulabilirsiniz. Ve 8 Mayıs'ta 18 derece Boğa burcunda yeni ay doğacak. Yöneticisi Venüs olan bir yeni ay bu. Venüs de Boğa burcunda Uranüs ve Jüpiter'le birlikte ilişki dinamiklerinizle ilgili çok güçlü etkiler getiriyor karşınıza. Bu tabii ki evlilik konuları, işbirlikleri, evliyseniz eşinizle, partnerinizle ilgili konuların, her türlü ikili ilişkinin ya da karşınızdaki kişilerle, hani birebir hizmet aldığınız kişiler, kurumlar olabilir. Bunlar sözleşmeli bağlantılarınız, anlaşmalarınız olabilir. Bunlarla bağlantıların, gündemlerin öne çıktığı bir dönemi işaret ediyor. Tabii ki her yeni ay kendi içinde böyle bir yeni başlangıç, yeni karar, hayatımıza yeni bir kapı açılması gündeme getirebileceği için bu bir yeni teklif söz konusu olabilir. Evlilik için güzel bir ay sizin için sevgili akrepler. Birçok akrep de zaten evlilik döngüsünde yükselen akrepler. İşte ya da evleneceğiniz kişilerle tanışabilirsiniz ya da işbirliklerine, ortaklıklara adım atabilirsiniz ya da eşinizin hayatında, partnerinizin hayatında önemli gelişmeler olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneşiniz ve yükselen burcunuz özellikle 18 derece ve yakınlarındaysa bu yeni aydan çok olumlu, çok güzel etkiler alabilirsiniz. Balık burcundaki Satürn'ün de güzel bir desteği olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bir romantik ilişkiniz evliliğe ilerleyebilir. Hani partnerinizden teklif alabilirsiniz. Belki eşinizle birlikte çocuk sahibi olmak için önemli bir karar vereceksiniz. Bununla ilgili yine güçlü etkiler altında olabilirsiniz. Yani bu yeni ay ve yeni ayı takip eden zamanlarda hayatınıza girecek konular daha kalıcı, daha bereketli olabilir. Sizin için daha mutluluk verici olabilir. Sevgili akrepler, 13 Mayıs Güneş-Uranüs kavuşumu hızlı olduğu kadar sürprizli bir etki getiriyor. İlginç bir tanışma, aniden başlayan bir ilişki. Hani size heyecanlandıracak bir teklif karşınıza çıkabilir. 18 Mayıs yine Güneş-Jüpiter kavuşumu çok şanslı, bereketli bir gün. Venüs-Uranüs kavuşumu söz konusu. 17 Mayıs, 18 Mayıs, 19 Mayıs enerjilerin çok yoğun olduğu ve ilişki dinamiklerinizin yine çok hızlandığı günler. Tabii ki bu günlerde biraz böyle ilişkilerde çok risk de alabilirsiniz. O yüzden hani Uranüs etkisi olduğu için hani aniden karar verme, aniden böyle bir heyecan oluşması söz konusu olabilir. Jüpiter şansı arttırıyor. Hani karşınıza çıkacak bu hızlı gelişmelerin fırsat olabileceğini de bize işaret ediyor. Ama tabii ki mümkün olduğunca heyecanınızı da iyi yönetmeniz lazım. Bununla birlikte böyle bir genel sağlığınıza dikkat edin. Bazılarınız için aşırı iştah olabilir bu. Sizin ya da eşinizde de olabilir. Aşırı iştah nedeniyle böyle bir hani kronik sorunların tetiklenmesi olabilir. Özellikle hormonal dengenize iyi dikkat etmeniz lazım. İşte diyabet konularında, diyabet gibi hastalıkları biraz zorlayabilir bu gezegen geçişleri. İşte tiroid hormonlarında dengesizlikleri arttırabilir. Bu konularda böyle biraz daha temkinli olmakta fayda var. 20 Mayıs'ta Güneş İkizler Burcu'na geçecek. 23 Mayıs'ta Yay Burcu'nun 2 derecesinde Dolunay meydana gelecek. Sevgili akrepler, bu Dolunay para evinizi aydınlatıyor olacak. Güneş'in de artık İkizler Burcu'nda 8. evinize ilerlediğini görüyoruz. Özellikle parasal konularda bir amacınıza ulaşmanız mümkün. İş arıyorsanız mesela
Hani bir işe girmeniz, artık para kazanmanız ya da size para getirecek bir konuda bir becerinizi geliştirmeniz, bir şeyi keşfetmeniz mümkün. Yani maddi konularda aradığınız o güveni daha rahat bulabileceğiniz bir dönem. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 2 derece ve yakınlarında değişken burçlarda gezegenleriniz varsa bu dolunaydan daha güçlü tesirler alabilirsiniz. Bu dolunay sırasında da Venüs ve Jüpiter birleşiyor Boğa burcunda ve dolunay Kova burcundaki Plüto ile de çok güzel bir açı içerisinde olacak. Hani bu dolunayda özellikle size ait ya da ailenize ait bazı mal, mülk, emlak, toprak, hani bunları değerlendirmek de söz konusu. Bu bazıları için bir kentsel dönüşümle ilgili bir karar olabilir. Bir anlaşma, sözleşme imzalanabilir. Bununla birlikte işte bir emlak satabilirsiniz, bir toprağı satabilirsiniz. Gelir elde edebilirsiniz. Size ait kaynakların, ailenize ait kaynakların değerlendirmesi, satılması, kiralanması gibi konular olabilir. Hani her durumda biraz böyle kendinizi maddi güvende hissedebileceğiniz ama kaynaklarınızı da doğru değerlendirebileceğiniz bir gündeminiz olabilir. Ev almak istiyorsanız işte uygun koşullarda kredi bulabilirsiniz ve benzeri etkiler söz konusu olabilir. 24'ünden itibaren Venüs'ün İkizler Burcu'na geçtiğini görüyoruz. 26 Mayıs'ta büyük şans gezegeni Jüpiter de İkizler Burcu'na geçecek, 8. evinize geçecek unutmayın ve 2025 Haziran'ına kadar 8. evinizde olacak Jüpiter ve bu geçişle beraber hemen Plüto ile de şöyle güzel bir üçgen açı oluşturacak. İlk etkilerini çok hızlı verebilir size. Bunu hissedebilirsiniz. Parasal konularda bir önemli destek alabilirsiniz. İşte bir kredi almak olabilir bu. Bir yatırım kararı olabilir, bir borcu ödemek olabilir veya bir emeklilik olabilir. Yani uzun vadeli bir çalışmadan gelebilecek kaynak, getiri elde etmek konusunda önemli bir tesir alabilirsiniz. Bununla birlikte eğer böyle bir evlilik konunuz veya bir boşanma konunuz varsa, işte buradan bir nafaka almanız, bir tazminat almanız ya da işte bir ilişkiyle beraber maddi durumunuzun değişmesi, işte eşinizin kaynaklarından yararlanmanız ve benzeri konular, tüm buralarda da bazı önemli güçlü fırsatlar karşınıza çıkabilir sevgili akrepler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.